Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimizde kandil simidi var. Kandil simidi nasıl yapılır? Nasıl güzel evde kandil simidi yapabiliriz? Birlikte bugün kandil simidi yapacağız. Malzemelerimiz 4 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı pekmezle yarım çay bardağı suyun karışımı var burada. 125 gram tereyağı, 5 yemek kaşığı normal oda sıcaklığında su, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı pekmezle 1 adet yumurta sarısını karıştıracağız. O da burada çörek otumuz, mavi haşhaşamız veya susam kullanabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız ikisi de güzel yakışır. 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da kabartma tozu kullanacağız. Malzemeleri artırarak 2 katında, 3 katında yapabilirsiniz ama mahleple sirke oranını arttırmıyorsunuz. Bu mahleple sirke bu verdiğim oranda kalıyor. Yoksa tarifi bozarsınız. Benden söylemesi. Şimdi malzemelerden bahsettim. Hadi tarifin yapımına başlayalım. Böyle bir yoğurma kabının içerisine tereyağını alıyorum. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ döktüm. 5 yemek kaşığı suyumuzu içerisine aldım. Devamında tuzumuzu ilave ediyorum. Toz şekerimizi, bunlar bir tatlı kaşığıydı. Devamında sirkemizi ve mahlebimizi, bunlar da 1 yemek kaşığıydı. Ardından 1 adet yumurtamız var. Yumurtamızı da içine alıyorum. Tamamdır. 1 çay kaşığı kabartma tozu. Bunları bir ufak karıştıralım. Daha sonra içerisine unumuzu ekleyelim. Tereyağımızın erimesi lazım. Dediğim gibi bunlar önce oda sıcaklığında olmalı. Tüm malzemelerinizi yapmadan önce oda sıcaklığını alın. Bunlar yoğurdukça eriyecek. Hiçbir problem yaşamayacağız. Önden şöyle elimle bir eritmeye çalışıyorum. Zaten yoğurdukça eriyecek. Bakın şimdiden erimeler başladı. Güzel bir kıvam alıyor yavaş yavaş. Şimdi unumuzu yavaş yavaş içine alabiliriz. Karıştırdıkça sapsarı bir hamur olana kadar unumuzu kademe kademe ekliyoruz. Bütün unu bir anda boşaltmayın. Bunu içine ala ala devam edeceğiz. Bakın tereyağımız eridi bile. Çok güzel kıvamlı bir hamur elde ettik. Bu kadar yeterli. Tüm unumuzu da kullandık. Güzel bir hamur elde etmiş olduk. Tezgaha hamurumu bıraktım. Burada devam edebilirim artık. Bu hamurum güzel bir hamur oldu. Diyelim ki böyle bir hamur elde edemediniz. Katı bir hamur oldu. İçerisine biraz daha yağ ekleyerek, sıvı yağ ekleyerek hamurunuzu biraz daha yumuşatabilirsiniz. Şu an benimki yeterli. Şimdi hamurumu yuvarlıyorum. Böyle bir hamur elde etmiş oldum. Şimdi hamurumu 20 eşit parçaya ayıracağım. Şöyle 20 parçaya ayırıyorum. Bakın aşağı yukarı aynı olacak ama ben gramajlarını bile ayarlarım, hiç sıkıntı yok. Gerekirse ölçerim. Hepsini eşit ağırlıklarda yaparım. Ben de eşit ağırlıkçıydım eskiden. Şimdi hepsini eşit ağırlığa getiriyorum. Hepsi bu şekilde hazır. Ortalaması 44 gramdan tam 20 beze elde ettik. 44 grama da ayırabilirsiniz eğer elinizde teraziniz varsa. Şimdi bunları tepsiye dizmemiz gerekiyor. Onun için de şöyle bir tane alıp göstereyim. Şöyle alıyorum, böyle yuvarlıyoruz. Böyle inceltiyoruz güzelce. Hepsini aynı incelikte yapmanızda fayda var. İçinize sinmediyse tekrar bozup, tekrar şu kulaklarını bağlamak suretiyle sonra elinizle şöyle yuvarlayabilirsiniz. Bunu ne kadar düzgün yaparsanız şekliniz o kadar güzel çıkar. Eğer çok takıyorsanız benim gibi düzeltebilirsiniz. Ben biraz takarım bu düzgün olmasına. Bu şekilde hazırlıyorsunuz. Tepsimi aldım. Yağlı kağıt serdim. Şimdi bu tarafa tepsiye koyarken de düzgün koyarsanız, şeklinizi korursanız pişince de düzgün çıkar. Bu tarafa böyle sadeleri dizeceğim. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Devam ediyorum. Tekrar gösteriyorum. Elimle açıyorum böyle. Yeterli inceliğe ulaştıktan sonra şu en ince kenarları birleştiriyorum. Tekrar şöyle yuvarlıyorum. Bu şekilde tekrar tepsimi alıyorum. Tepsimde de düzeltiyorum. Çünkü nasıl koyarsanız öyle pişecek. İster kalın yapın, ister ince yapın. Buraya 5 tane sığdırırsam, buraya 4 tane sığdırırsam bu tepsiye sığdırmış olurum. Tepsinin yarısını bu şekilde yaptım. Gayet güzel oldu. Şu an yarısını sade yapacağım. Yarısını da susamlı şeklinde düşünüyorum. Ama biz susam yerine mavi haşhaş kullanacağız. O yüzden de şimdi şöyle çevireyim tepsimi. O zaman ne yapalım? Bunları da pekmeze bulayacağız. Bunun üzerine koydum simitlerimi. Böyle batırıyorum. Hem kolay çıkaracağım hem de her yerini bulamış olacağım. Hem de güzel bir şekilde süzmüş olacağım. Sonra buradan alıyorum ve buraya bıraktım. Diğer simitlerimi de aynı şekilde tamamlıyorum. Bakın her yerine değmiş oluyor. Bu şekilde tepsime diziyorum. Diğer hepsini de bu şekilde tamamlıyorum.
Hepsini bu şekilde hazırladık. Çok güzel oldular. Bu tarafı sade yaptık. Bu tarafı da pekmeze buladık. Orayı da göstermiştim size. Şimdi bu tarafın üzerine mavi haşhaş dökelim. Şöyle mavi haşhaşımı elime alıyorum. İsterseniz tamamını bu mavi haşhaşın üzerine bulayabilirsiniz. Veya susamı çok seviyorsanız. Ama benim için şöyle sadece üzerlerinde olması yeterli. Çok bulamayacağım. Söylediklerim susam için de geçerli. Aynı pekmezde olduğu gibi bunu da pekmeze bular gibi batırabilirdiniz. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Hepsini bu şekilde tamamlıyorum. Böyle mavi haşhaşlı bunları yapmış oldum. Şimdi burada bir yumurta sarımla bir çay kaşığı pekmezim vardı. Şöyle bir karıştıralım. İyice karıştığından emin olun. Bunları da sadelerin üzerine süreceğiz. Böyle sadelerin üzerine sürüyorum. Hepsini bulaştıracağım. Fırınınızı önceden bir ısıtın. 180 dereceye getirin. Fırınınız ısınsın. Her zaman söylüyorum zaten. Fırınınızı önceden ısıtmakta fayda var. Bir 10 dakika öncesinden fırınınızı hazırlayın. Fırında öyle hemen ısınmaz. Tarifinizin ortalarında ya da sonuna yaklaşırken hızınıza göre fırınınızı önceden ısıtın. Çoğu tarifte zaten soğuk fırına göndermek güzel olmaz. Sadelerin de üzerindeki o nar gibi görüntüyü neyin verdiğini anladınız umarım. Şimdiden bile sanki pişmiş gibi nar gibi duruyor. Görüntüyü tamamen bu yumurtalı pekmez veriyor. Tabi başka hileleri de vardır ama biz o hileler peşinde değiliz. Biz evimizde sağlıklı bunu nasıl yaparız onun peşindeyiz. Bunları da böyle çatal yardımıyla çiziyorum. Şöyle çizikler atabilirsiniz. Şöyle çizikler attığınızda daha güzel görünecek. Çatalınızı ara sıra temizleyin ki daha rahat çizikler atın. Bunlar güzel görüntüler elde etmemizi sağlayacak işlemler. Şimdi çörek otundan da isterseniz böyle bırakabilirsiniz. İsterseniz de şöyle güzel çörek otlarından üzerlerine gelişigüzel bırakabilirsiniz. Çörek otu yakışıyor doğrusu ben bırakıyorum. Çok da bol dökerek ziyan etmiyorum. Üstüne yapıştırıyorum. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bu güzel arkadaşları fırına gönderme zamanı geldi çattı. Önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derecedeki fırına yarım saatliğine gönderiyorum. Hadi gelin fırına gönderelim. Fırınımın kapağını açıyorum. Bu güzel arkadaşları fırınıma gönderiyorum. Fırının kapağını kapatıyorum. En az yarım saat pişmelere gerekiyor. Yarım saat sonra görüşelim. Hadi güzel güzel pişin. Size fırından da böyle bir görüntü paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Harikalar. Görüyor musunuz nasıl pişmişler? Çok güzeller. Kameramı da fazla ısıtmayayım. Kameramızı da pişirmeyelim. Şimdi ben bunları fırından çıkaracağım ve servis tabağına alacağım. Orada da size göstermek istiyorum. Güzel bir sunum olacak inşallah. Kandil simitlerimiz bu şekilde görünüyorlar. Onları servis tabağına aldım. Harikalar doğrusu. Çok güzel görünüyorlar. Evde böyle simitler yapabilirsiniz. Kandil simitleri üstelik çok kolay. Hiç de zahmetli bir şey değil. Çipşak yaptım. Bugün hiç aklımda olmamasına rağmen yaptım. İnşallah hemen bu tarifi yetiştirip kanala da yükleyeceğim. Şöyle göstereyim yapısını. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel görünüyor ya. Çok güzel olmuş doğrusu. Altı da çok güzel. O fazla akanlar gördüğünüz gibi böyle yanık gibi duruyor. Ona dikkat ederseniz, daha çok süzerseniz o görüntüler olmaz ama muazzam olmuş. Diğeri de böyle mavi haşhaşlı olan. Dediğim gibi bunu susamlı da yapabilirsiniz. Ama ben kaliteli susam bulamıyorum buralarda. Kaliteli susam satan yok. Hep ithal susam ve kalitesiz. Çok da güzel olmuyor. Tadını da beğenmiyorum. Eğer bu işi yapanlardan temin ederseniz, fırınlardan vesaire pastanelerden temin ederseniz bunu susamlı da yaparsanız çok da güzel olur. Ama mavi haşhaşlı da güzel oluyor. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Şu an görüntü güzel. Çok da güzel oldu. Karar sizin. Ben fikir amaçlı yaptım. Harikalar. Kandile de böyle güzel bir simit yakışır doğrusu. Şundan bir kıralım bakalım nasıl. Hala sıcak, dinlenmesi gerekiyor. Bakın kopardım. Ya çok güzel olmuş. İç yapısına bakar mısınız? Harika. Şimdi müsaadenizle tadına bakıyorum. Kıyır kıyır çok güzel olmuş. O mahlebin tadını da alıyorsunuz. Mahlep buna çok yakışıyor. Harika. Bulabilirseniz koyun. Aktarlarda mahlep satılıyor. Oradan alın. Müsaadenizle ben bunu da yiyorum. Bu işin hakkını verdik arkadaşlar. Güzel oldu, lezzetli oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Benden istediğiniz diğer tarifleri de yorum kısmına yazın. Oradan sizin yorumlarınızı görüyorum. Yapmaya çalışıyorum. İstediğiniz tarifler varsa yorumlarda bana yazarsanız ben de yaparım. Bunun gibi daha nice tariflerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.